Merhaba, korona salgını sırasında süper bulaştırıcıları duymuşsunuzdur. Binlerce kişiyi virüsü bulaştıran kişiler bunlar. İşte size bu videoda dünyanın en büyük süper bulaştırıcılarından birisini tanıtacağım size. Tıp tarihindeki ilk süper bulaştırıcı. Tifolu Mary. İlk önce isterseniz tifodan bahsedelim. Tifo bir bakteriyel hastalık. İnsandan insana geçişi genellikle kirli sular ve yıkanmamış gıdalarla oluyor. Karın ağrısı, ateş, ishal, bağırsak kanaması yapıyor. Ve biliyor musunuz dünyada hala yılda 20 milyon vaka görülüyor ve bunların 200 bini ölüyor. Oldukça büyük bir sağlık sorunu aslında. Bunu tifüsle karıştırmamak gerekiyor. Çünkü tifüs bitlerle bulaşıyor ve Rickettsia türündeki bir başka bakteriyle. Halbuki bizim tifodaki bakterimiz Salmonella tifi. Peki Mary Malone kimdir? Mary Malone 12 yaşında İrlandalı bir göçmen. New York'a geldiğinde ilk olarak evlerde hizmetçi olarak çalışıyor. Şansına ise hep zengin evlerinde çalışıyor. Ta ki bir güne kadar hizmetçi olarak çalışmaya devam ediyor. Ev sahiplerinden bir tanesi onun çok iyi bir aşçı olduğunu keşfediyor. Ve bunun üzerine aşçılığa terfi ediyor. Ve o dönemde genellikle mevsimsel olarak New York'un zengin banker çevrelerinin ailelerinde çalışıyor. Dünyada olduğu üzere Amerika'da ve New York'ta tifo ile ilgili büyük bir sıkıntı var. Tifo zaman zaman salgınlar yaratıyor ve büyük bir sağlık sorunu oluşturuyor. İnsanlar genelde fakir ve sosyal çevresi düşük olan kişilerde tifo beklerken zenginlerde de tifo çıkıyor. Bir nitekim New Yorklu bir bankerin yazlık evinde Mary Malone çalışmaya başladıktan sonra tesadüfe bakın ki evin kızı, karısı ve aynı zamanda iki bahçıvan ve iki hizmetçi de hastalanıyor. Ev sahibi ise bundan endişeleri. Bunun üzerine New York Sağlık Bölümünden mühendis George Soper'ı çağırıyor. George Soper yaptığı araştırmalar sonucunda çevrede hangi evde tifo hastalığı görülmüşse o evde Mary Malone'un aşçı olarak çalıştığını saptıyor. Ve Mary Malone'un bütün çalıştığı evleri kontrol edince gittiği her evde tifo vakası olduğunu görüyor. Bunun üzerine Mary Malone'u buluyor. Ve kendisine diyor ki idrar ve dışkı örneği ver, bu hastalıktan kurtul. Mary Malone çok kızıyor, onu bıçakla kovalıyor. Bunun üzerine Soper, New York Sağlık İdaresi'nden Dr. Joseph Baker'a haber veriyor. Joseph Baker polisle gidip salgın kanunu çerçevesi içinde Mary Malone'u tutukluyor. Yalnız Mary Malone o kadar direnç gösteriyor ki polis arabasında Dr. Joseph Baker Mary Malone'un üzerine oturmak zorunda kalıyor. İstikamet neresi? İstikamet New York Limanı'nda. Karantina adası, North Border adası ve Mary Malone orada kalmaya başlıyor. Kendisinden haftalık idrar ve dışkı analizleri yapılıyor. Bazen bakteri çıkıyor, bazen ise çıkmıyor. Halbuki Mary Malone son derece sağlıklı ve aynen taşıyıcılarda olduğu üzere hiçbir belirti göstermiyor. Hatta kendisine diyorlar ki safra kesesini alalım ama o da kabul etmiyor. Çünkü Salmonella tifi'nin yuvasının safra kesesi olduğu düşünülüyor. Ardından kendisiyle ilgili bir Amerikan Tıp Dergisi'nde bir makale çıkıyor. Ondan sonra Mary meşhur oluyor. Yalnız bu kötü bir ünvan veriyor kendisine. O da ne? Tifolu Mary. Elini yıkamayan Mary, dünyanın en cahil kadını, insanları öldüren Mary. Ve karantina günleri maalesef sona ermiyor. 3 yıllık karantinanın sonucunda yönetimi davayla tehdit edince kendisiyle bir anlaşma yapılıyor ve karantinadan serbest bırakılıyor. Şart nedir? Aşçı olarak çalışmayacak ve hijyen kurallarına dikkat edecek. Ve Mary Malone karantinadan çıktıktan sonra yapabileceği tek şey var, o da çamaşırcı olarak çalışmak. Ama Mary Malone çamaşırcılığa uzun süre dayanamıyor. Çünkü ücreti çok düşük, yaşayamıyor. Bunun üzerine aşçılığa da geri dönmek zorunda kalıyor. Yalnız bu sefer akıllı, normalde evlerde değil, genellikle büyük kurumlarda başka aşçılarla beraber çalışıyor. Sonuçta New York'taki bir hastanede, tesadüfe bakın ki Mary Malone'un çalıştığı hastane, 20 kişi tifo hastalığına yakalanıyor. Mary Malone'un hikayesini bilen doktorlardan bir tanesi George Soper'ı arıyor ve Mary Malone tekrar tutuklanıyor. İstikamet yine karantina adası. Fakat bu sefer 3 yıldan fazla sürecek. Mary Malone o dönemde o kadar meşhur oluyor ve o kadar çok korkulan bir insan statüsünde ki kendisini görmeye gelen tıp öğrencileri ve gazetecileri diyorlar ki elinden su bile içmeyin. Hatta çok sayıda tüberkülozlu hasta bile ondan korkuyor.
Fakat işin ilginç tarafı Mary bütün tifo vakalarıyla ilgili suçlanmasına karşılık karantinadayken tifo can almaya devam ediyor. Mary ise laboratuvarda temizlikçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Hatta zaman zaman kendisine izin veriyorlar ve geri dönüyor. Ve bütün tifo salgının bir numaralı sorumlusu olan Mary Malone 68 yaşında hayatını kaybediyor. Önce bir felç geçiriyor, ardından da zatürreden ölüyor. Sonrasında ne mi oluyor? Sonrasında hiçbir şey olmuyor. Tifo salgınları hala devam ediyor ve Mary Malone bir günah keçisi olarak tıp tarihinde yerini almış oluyor. Tifo %10'u taşıyıcı yaratan bir hastalık. Bakalım Covid'den sonra taşıyıcılık konusunda dünya tıp tarihi daha neler öğrenecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.